Melis! Melis aç kapıyı kızım, bak sinirleniyorum ama. Abla iyi misin, bari onu söyle ya. Ay bu kız gerçekten beni öldürecek, gerçekten yani. Acaba bir yere mi gitti? Ay oğlum nereye gidecek? İşte inadından açmıyor, görüyorsun. Melis! Melis! Melis çıkmıyor mu? Hayır, ses de gelmiyor. Ay hay Allah ya, ne yapsak? Melis! Melis! Hay Allah. Brent de gelmemiş daha, arabası da yok. Ne yapacağım şimdi ben ya? Bir bakayım nerede? Buradaymış. Hadi Brent. Melis! Allah'ım ya, kendine bir şey mi yaptı yoksa? Ya anne öyle deme ya. Öyle bir şey olmaz değil mi anne ya? Hani... Yok yok, olmamıştır. Feraye abla bir balta, çekiç falan bir şey bulalım, kırarım kapıyı ya. Ay Yıldız, bahçe malzemelerinin olduğu yerde vardı bir şeyler. Hadi gel. Tamam. Abla bak, eğer kendine bir şey zarar verdiysen seni asla affetmem abla. Hiç merak etme, çıkaracağız ablanı. Ya kendine zarar vermemiştir değil mi Zeynep abla? Hayır. Hem belki içeride de değildir. Aa, Naciye abla. İyi. Senin ne işin var burada? Ben alıp geleyim Feray abla. Tamam canım. Ben... abla, Bülent nerede? Sen niye geldin? Bülent dün sizde kalmadı mı abla? Bülent, Bülent de geldi işte. Naciye abla sen niye Bülent de gelmedin? Abla Allah aşkına neler oluyor? Bülent dün sizde kalmadı mı yoksa? Ay yok, kaldı. Kaldı kalmasına o sabahleyin işe diye çıktı. Ben de sizi merak ettim, buraya geldim. Bizim merak ettin? Neden? Kuzey'in derdine düştük, böyle birbirimizden uzak kaldık ya, ondan. Abla? Abla aşk olsun sana ya. Madem buraya gelecektin, niye bana söylemedin, beraber gelirdik? Sen şirkete gideceğim deyince, ben de işin uzun sürer diye çıktım geldim. Ah benim düşünceli ablam ya, sağ ol. Ha Feraye abla, bunları buldum ya. Ha, tamam tamam, hadi. Bir dakika, bir dakika ya. Hayırdır Yıldız, ne bunlar? Ya Melis kendini odaya kilitledi, ses vermiyor Bülent. Ne? Ne zamandan beri? Sabahtan beri. Teyzenin yanına göndereceğim dedim ya. Sen versen onları bana Yıldız. Ver bana onları. Hadi. Ablacığım geç. Hadi. Feraye, seninle acil konuşmamız lazım. Ay Belkıs şu an hiç sırası değil gerçekten. Melis kendini odaya kilitledi. Ya Melis bizde. Ne? Seninle herkesten gizli iki anne olarak konuşmamız lazım. Of Melis ya. Ya gerçekten anlamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Odanın kapısını kilitleyip evden başka bir yere gitmek ne demek Feraye ya? Ben teyzene gideceksin deyince panikledi sanırım Bülent. Anne, neden kapısını kilitlemiş, bir şey söyledi mi? Aman oğlum, ablan işte. Yani zaten konuşmadım onunla, mesaj çekmiş. Aleyna'lardayım, beni merak etmeyin diyor. Of ya, bir şey oldu diye çok korktum vallahi. Oğlum, sen niye korkuyorsun? Koca adam oldun ya. Korkma, korkma. Ablana bir şey olmaz. Hadi sen geç kalma, hazırlan da okuluna git. Bu arada gerekiyorsa biz hepimiz burada deliririz. Ama ablana hiçbir şey olmaz. Aslan olur benim. Hadi yakışıklım, geç kalma sen, koş. Ya Feraye, sen bu Aleyna'ların evini biliyor musun?
Biliyorum tabii, biliyorum da. Hadi o zaman gidelim, hadi. Ya Bülent, bir sakin olur musun? Ya da, lütfen. Ya ben giderim hem. Şimdi insanların evini basar gibi olur mu öyle şey? Çok ayıp olur. Ya tamam, bir şey olmaz. Yani ben aşağıda arabada beklerim. Sen çıkarsın yukarı, alır kızı gelirsin. Bülent, Allah aşkına bir dur, bir dur, bir sakin ol. Niye böyle şeyler yapıyor bu kız ya? Aman, aman. Ay genç bunlar Naciye abla. Bak şu gözler neler gördü bir bilsen. Hala şoktayım. Bay kız. Hayırdır? Neler gördün sen? Hiç. Bir şey görmedim. Yani şey... genel olarak ben öyle şey dedim. Anladım. Zeynep. Nereye gidiyorsun kızım? Okula gidiyorum Bülent amca. Tamam. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok sağ olun. Hadi iyi dersler. Zeynep. İyi misin? İyiyim Yıldız abla. Annen. Edirne'ye gitmiştir o. Kızım bir arasan mı acaba? Ha, belki de buradadır, daha gitmemiştir. Ha? Nereden arayacağım ki Yıldız abla? Zeynep'ciğim. Bak annem buradan çıktığında çok perişandı, hastaydı. Kız belki bir şeye ihtiyacı vardır. Yıldız abla lütfen. Şu an için benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Hadi görüşürüz. İyi tamam hadi. Ablacığım Kuzey iyi mi? İyi iyi. De. Sen ne yapıyorsun öyle Berkız? Böyle kaşın gözün ayrı ayrı oynuyor. Hayırdır? Hiç. Ha, yüz yogası yapıyorum. Böyle böyle yapınca doğal botoks gibi oluyor. Sen de yap. Böyle böyle yapınca yoga oluyor yani. Vallahi bana yogadan çok sanki Feraye gizli saklı bir şey anlatmak istiyorsun gibi geldi ama. Yok canım, ne alakası var? Feraye, hadi hazırlandım ben, gidelim alalım Melis'i. Ay Bülent, gerçekten taktın ama yani gerçekten. Ya takarım tabii Feraye. Gitmiş Alenyalar'da kalmış, kim bilir onlara ne söyledi. Bülent, kızı utandırmayın şimdi. Ya beni ilgilendirmez, umurumda değil. Feraye arasın. Hani telefonu kapalıydı? Mesaj yazarım. Yok, Melis bu. İnatçı, şimdi sana cevap vermez. Biz gidip kendimiz alalım. Hadi, hadi. Efendim? Bülent Bey, sizin evde bir kadın var. Buraya sizin bıraktığınızı söylüyor. Evet. Kapıda kalmış, çiringir falan diyor. Bülent, şalter attı. Dışarıdan bakarken kapıda kaldım, kapı kapandı. Duydun mu Bülent Bey? Siz bu kadını tanıyor musunuz? Ama bana hiçbir şey söylemediniz. Evet. Evet, ben geleceğim biraz sonra. Tamam, tamam, tamam. Hadi ben çıkıyorum. Bülent, ne oldu? Kim arıyor? Yok ya, önemli bir şey değil. Bir işim çıktı. Bir dava ile ilgili. Hangi dava? Ben de geleyim. Yok, yok. Ay Feraye, biz Melis'i almaya gidelim. Hı? Ha, evet. Siz gidin Melis'i alın. Benim çıkmam gerekiyor, hadi. Ay, kardeşciğim, ben nerede duruyorum? Beni de götürüver, olur mu? Tamam ablacığım, hadi gidelim. Ablacığım, sen kalsaydın ya. Yok, yok. Belli ki sizin konuşacağınız bazı şeyler var. Mani olmayayım. Görüşürüz. Hadi abla, hadi. Konuşmamız lazım Feraye. Ay ben kız ne konuşacağız? Tamam Melis sizde kalmış. Hani ne konuşabiliriz ki daha? Ege ile Melis'i aynı koltukta sarmaş dolaş yatarlarken gördüm.